Arkadaşlar gelen en son sorunun yanıtını veriyorum. Mezoterapi ile gür saçlar mümkün mü diye sormuş. Bunun birçok faktöre bağlı olduğunu söylemem gerekiyor. Hastanın yaşı, cinsiyeti, dökülmenin şiddeti, bu esnada kullanılan ilaç var mı yok mu, başka bir işlem kullanılmış mı? Saçlı derinin haricindeki parametreler açısından söylüyorum. Vücudunuzdaki magnezyum değerinden tutun, D vitaminine, B12 folik asite kadar birçok parametre burada devreye giriyor. Genetik devreye giriyor, beslenme şekliniz devreye giriyor. Dolayısıyla mezoterapi gibi tek kalem bir işlem ile gür saçlar elde etmek hayal denebilir bakın. Tek bir tedavi ile sizin zihninizden geçen gür saçlara kavuşmaya sadece hayal diyebilirim. Çünkü mezoterapi gibi tekli uygulamalar artık çoktan hani bırakılması gereken yöntemler, kombine tedaviler uygulanması lazım. Bu kombine tedaviler de çoğunlukla bir seansta 6-7 değişik tedavi parametresinin bulunmuş olduğu kompleks tedaviler. Dolayısıyla sadece mezoterapi değil, konuşmamız gereken bu kombine tedavilerin gür saçlar sağlayıp sağlayamayacağı. Tabii ki çok erken yakalanmış olan bir saç dökülmesi, kadın olsun, erkek olsun, mezoterapi uygulamalarından mutlak anlamda yarar görür. Ancak hekimin görevi, hatta hastanın görevi bununla yetinmek değil. Saça yararlı olabilecek olan başka tedavi yöntemleri varsa aynı seans içerisinde veya aynı tedavi protokolü içerisinde bunları da uygulamak icap ediyor. Bu yüzden bütün hastalarımı gerek saçlı deriye yapılan iğneli işlemler açısından ki kombine tedaviler yani uyguladığımız hair kompleks gibi, hair ivy gibi, triko kompleks, triko ivy, TCX tedavileri, BT terapiler gibi geniş skalada bazı tedavi programları var. Gerek saçlı deriye yapılan iğneli işlemler, gerek ağızdan alınan bir takım ilaçlar, gerek beslenme şekliniz, gerek saçınıza sürdüğünüz bazı ilaçlar, losyonlar, belki köpük bazlı bazı ilaçlar, solüsyon bazlı olanlar, bazı yağlar, trikoil bazlı bazı yağlar. Yani gördüğünüz gibi saça sürülen topikal ürünlerden tutun, ağızdan alınan ilaçlara, spreylere, kalçadan yapılan iğnelere, serumlu perepede olduğu gibi koldan verilen serumlara ve ilaçlara kadar giden geniş bir tedavi skalası var. Sizin için bunlardan hangilerinin önemli olduğu ve hangilerinin tedavi protokolüne eklenmesi gerektiği önemlidir. Tek başına mezoterapi yaptırarak harikalar yaratamazsınız. Ne bir hekim arkadaş tek başına sadece mezoterapiyle harikalar yaratabilir, ne de bir hasta sadece mezoterapi yaptırarak çok kendisini memnun edecek, işte hastamızın sorduğu gibi gür saçlara kavuşabilir. Demek ki saç dökülme tedavileri hep söylediğim gibi kombine bir tedavidir. Hastayı başında, saçından yakalıyoruz ama ayak tırnağına kadar ki geniş bir bant içerisinde hastalıkları başka uzmanlık alanlarına gönderilerek alması gereken tedaviler, kan tahlilleri, saçlı derisine uygulanacak olan ilaçlar, koldan verilecek olan ilaçlarla bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız. Her hastaya gözünüzü korkutarak bunların tamamı gerekiyor. Her saçı dökülen hastaya serumlar takılmalı, saçına ilaçlar sürmeli, yoğun bir tedavi planı içerisine alınmalı demiyorum. Sadece doktorunuzun seçeceği tedavi sizin ihtiyacınız olan tedavilerin toplamından ibaret olmalı. Tekli tedaviler çoktan tarihe karıştı. Hastayı tanımadan, biyokimyasını bilmeden, psikolojisini aydınlatmadan, ebeveyni, annesi, babası, sevgilisi, eşi, çocuklarıyla olan ilişkisini kurcalamadan, öğrenmeden, bu konuda gerekirse profesyonel bir destek için onu başka bir uzman arkadaşa, psikologlara, psikiyatrlara falan göndermeden, bir beslenme terapisi aldırmadan, en azından beslenme şekli konusunda bir fikir sahibi olmadan veya vücudundaki magnezyum değerini falan ölçmeden veya D vitamin seviyesini falan ölçmeden bir tedavi planlayamazsınız. Hipertansiyonda, yüksek tansiyonda nasıl böyle bir tedaviyi sadece bir ilaç ile geçiştirmek hatalıysa, hastayı kurcalamadan, öğrenmeden, dinlemeden, takip etmeden, gerekirse ailesiyle konuşmadan nasıl bir tedavi başlamamanız gerekiyorsa, saç içinde aynı şey söz konusu. Saçın dökülmesi olağan sınırlar içerisinde kabul edilebilir bir durum. Ama zaten hastalar olağan dışı saç dökülmeleri için bize müracaat ediyor. Dolayısıyla eğer bu mevcut olan durum olağan dışıysa, ki bize gelmenizin veya hekime gitmenizin sebebi zaten bu olağan dışı bir durum için hastanın olağan sınırlar içerisine çekilmesi icap ediyor. Öyle tek başına bir mezoterapi, hastayı oturtayım, 3 tane iğne yapayım, bununla bu olağan çerçeve içerisinde hastayı sokamazsınız. Bu kadar net söylüyorum. Saç dökülmesi çok ciddi bir iştir. Sebepleri, sonuçları,
vücutta vermiş olduğu tahribat, vücudun göndermiş olduğu sinyallerle çok iyi okunması gereken bir semptomdur. Bakın, vücut çok ciddi sinyaller gönderir. Saç dökülmesi bu sinyallerin en kolay okunabildiği hastalıklardan birisidir. Aynaya bakarsınız ve saçınızın döküldüğünü fark edersiniz. Aynı durum pankreasınızda ise bunu fark etmeniz çok zaman alabilir. Dolayısıyla vücut bu akıllı mekanizma size kendisinde anormal bir şekilde tezahür eden herhangi bir durumu ve tedbir almanız gereken bir durumu bazen saç dökülmesiyle bir mesaja dönüştürebilir arkadaşlar. Size saç dökülmesi bir mesaj olabilir. Dolayısıyla bu mesajı gerek hastanın gerekse hekimin çok iyi okuması lazım. Tekrar ediyorum, tekli tedaviler, mucize ilaçlar gibi şöyle bir hastalığım var, zerdeçal iç hemen iyileşirsin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse sadece zerdeçal yiyerek, yoğurt yiyerek veya ağzına bir hap atarak falan iyileşemez. Gerçek anlamda bir şifa bulamaz. Dolayısıyla saç dökülmesinde de tekli tedavi, sadece mezoterapi yapayım ve iyileşeyim, böyle bir tedavi yok. Burada mezoterapinin standartlarının içerisine hiç girmiyorum. Yani hani mezoterapiden kasıt, yani mezoterapiden yarar görecekseniz de mezoterapinin standardına uygun yapılması icap ediyor. Tekli, tek bir tane ilacı, saçlı deriye hiçbir şey yapmadan, sadece saçlı deriye 10-15 tane iğne yaparak saçlı deriye dağıtmak gerçek bir mezoterapi değildir. Mezoterapinin de kendine göre bir takım protokolleri vardır. Dolayısıyla çok tavsiye etmiyorum ama tek başına mezoterapi bile alacaksanız hiç olmasa bunun standartlara uygun olması lazım. Ama her zaman tavsiyem, sizi dinleyen, kabuz olup olmadığınızı soran, tuvalet alışkanlığınızı, medeni durumunuzu soran, mutluluk endeksiniz ve yaşamış olduğunuz, karşılaştığınız psikolojik problemlerle mücadele yeteneğinizi öğrenmeye çalışan bir hekim size çok daha fazla yararı olacaktır. Hatta çoğu zaman günümüz hastalıklarıyla mücadele maalesef tek bir hekimin bile yapabileceği bir şey değildir. Ben şahsen birçok hastamı bir psikiyatri desteği için hekim arkadaşlara gönderiyorum, beslenme uzmanlarına, diyetisyen arkadaşlara yönlendiriyorum, kadın doğum uzmanlarına, üroloji uzmanlarına gönderiyorum. Çünkü tablo çoğunlukta birçok şeyin bir araya gelmesi ve birçok doktorun müdahalesiyle ancak düzelebilecek kadar karmaşık bir tablodur. İçinden çıkılması ancak rehber bir doktor, danışman bir doktor aracılığıyla olabilir. Size de bunu tavsiye ediyorum.